Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Otizm Dernek Başkanı Sayın Cennet İnceöz ile beraberiz. Merhabalar Efendim hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Birleşmiş Milletler tarafından da farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili çözümler üretmek acı, amacıyla böyle güzel bir gün belirlendi. Peki otizm dediğimiz şey nedir? Bunları konuşmadan önce isterseniz Cennet İnciöz kimdir? Otizm Dernek Başkanı olarak sizleri biraz tanıyalım. Tabii ki ben Cennet İnciöz e, Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanıyım. Otizmli bir çocuk annesiyim. Çocuk gelişimciyim. Aynı zamanda halkla ilişkiler ve e, reklamcılık mezunu e, bir anneyim. E, oğlumun e, sayesinde otizmle tanıştık biz. Hı hı. Ve mücadelemiz, hayat savaşımız devam ediyor. Peki otizm dediğimiz nedir efendim? Otizm e, sebebi nedeni henüz e, bilim tarafından e, belirlenemeyen, e, hamileyken anlaşılmayan, iki yaşına kadar anlaşılamayan... Yaşamın ilk iki yılında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluk. Ee, i̇ki yaşındayken belirtileri göstermeye başlıyor ve hayatı boyunca çocukla birlikte devam ediyor. Ee, şu an bilinen tek tedavisi eğitim. Ee, eğitimle bir nebze de olsa yaşıtlarına erişebilme, hayata karışabilme, sosyal hayata karışabilme şansları var. Değilse hayatı boyunca anne baya, babaya ya da bir başkasına bağımlı birer, birer birey birey olarak yaşamak zorundalar. Peki dernek olarak faaliyetleriniz nelerdir? Bizim de bir engelli koordinasyon merkezimiz var. Orada ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Tabii ki şu an e, derneğimiz engelli koordinasyon merkezi çatısı altında. Merkez başkanımız Bekir Kaya abimizle birlikte orada kendi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, belediyemizin desteğiyle tabii ki yürütüyoruz. E, Derneğimizin faaliyetleri şöyle söyleyeyim. Şu an e, sporsal ve kurslarımız devam ediyordu okullarda. Bizim çocuklarımız özel eğitim okullarında okurken e, çocuklarımızın anneleri de okulda çocuklarıyla birlikte kalmak zorundalar. Çünkü teneffüste okula giriş çıkışlarda yalnız bırakılamayacak çocuklar. Hı hı. O anneler boş kalmasın diye orada kurslarımız vardı, İşte spor faaliyetlerimiz vardı, gezilerimiz vardı. Yani faaliyetlerimiz çok güzeldi. E, yeni yapılacak olan okulları e, Sürekli göz üstünde onların denetlemelerini yapıyorduk. Kaynaştırma öğrencilerimizi ziyaret ediyorduk. Bilgilendirme çalışmalarımız vardı. Şu an pandemiden dolayı yani hepsi sekteye uğramış durumda. İnşallah Öyle. pandemi geçtikten sonra eski cihazı devam İnşallah daha edersiniz. güçlü devam edeceğiz inşallah. Şu pandemiden hastalıktan bir kurtulalım Allah'ın izniyle. Hepsine tekrardan tam gaz devam edeceğiz. Peki, otizm farkındalığı ile ilgili seyircilerimize neler aktarmak istersiniz bugünün anlam ve önemine ithafen? Bugün e, dünya otizm günü evet. E, bugün herkes otizmin farkında. Hepsine çok teşekkür ediyorum hep. Sosyal medya yıkılıyor şu an otizm farkındalığı hepsi. Ama biz 365 gün otizmle birlikteyiz. Sadece bunu bugüne indirgenmesin lütfen. Biz 365 gün aynı ilgiyi değil ama aynı anlayışı bekliyoruz. Biz e, Fark edin, farkımıza varın. Biz varız yani sadece bugün değil. Biz yılın 365 günü buradayız. Çok teşekkür ederim. Sayın ben teşekkür ederim. Cennet çok sağ hocam. olun. Verdiğiniz güzel bilgiler için seyircilerimize de aktardık. Otizm nedir, neler yapıyor? Bir anne olarak çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugünün size ufak bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah. Çok teşekkür Buyurun ederim. Efendim. Çok sağ olun. Belediye Başkanımıza çok sevgilerimi gönderiyorum ben de. Çok teşekkür ederim kendisinin ince düşüncesi için. Sağ olsun, var olsun. Bizler teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz Aksaray Belediye TV'den bugün Otizm Farkındalığı için Sayın Cennet İnceöz ile beraberdik. Bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka özel günde görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.